Hepinize merhaba dostlarım. Bu videomuzda Android telefonu iOS nasıl yapabilirsiniz? Son sürüm iOS'a çevireceğiz. Google Play'e giriş yapıyoruz. Google Play'e giriş yaptıktan sonra Launcher iOS 14 Launcher'ını indiriyoruz. Yani uygulamasını indiriyoruz. İndirme işlemine başladık. Şimdi yükleniyor. Yüklensin. Bütün adımları sizinle birlikte hızlı bir şekilde yapacağız. Zaten 8 MB'lık bir dosya hızlıca inecektir. Bu arada 10 milyon indirmesi var ve çok köklü bir uygulama. 1 milyon da yorumu var. Sizin için en iyi launcher'ı seçtim. Böyle kıtırık launcher'lar kullanmadım. Yükleme işlemi tamamlanıyor. Yükleme işlemi bittikten sonra Google Play'i kapatabilirsiniz. Google Play'i kapattıktan sonra burada gördüğünüz gibi iOS 14 launcher seçimi geldi ana sayfaya gittiğiniz zaman. Biz sadece bir defa deyip ana ekranımızı açalım. Buradan iOS Launcher uygulamamıza giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra bekletecektir biraz. Sonra sizden izin isteyecektir. Bütün izinlere onayı verelim. Buradan kilit ekranını falan da değiştirebilirsiniz. Tabii ki de reklamlar çıkacak. Reklamları geçmeniz gerekiyor. Reklamı geçtim. Kilit ekranı şeyini de kullanmak istiyorsanız kilit ekranı uygulamasını da indirmeniz gerekiyor. Sırf bunun için ana sayfadaki o launcher'ı başlatmadım. Siz o launcher'ı başlatacaksınız. Kilit ekranı da indirelim. Zaten fazla bir şey tutmuyor. Sadece UI'lar olduğu için sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bunun da indirimi 10 milyon dostlarım. Yani bunu indiren, yani ilk uygulama indiren bunlar da indirmiş. Fakat o kadar yorum gelmemiş. Google Play Project tarafından da doğrulanmış uygulamalar. Bu da yüklensin. Bundan çıkış yapalım. Play Store'umuzdan da çıkış yapalım. iOS 14 Launcher'la başlatacağız ve daima seçeneğini işaretleyeceğiz dostlar. Hoş geldiniz falan filan diyecek. Gördüğünüz gibi böyle konumu etkinleştirelim. Böyle bir arayüz geldi karşımıza. Yüklenmesi biraz uzun sürecektir. Heh. Şimdi bütün uygulamalarımız buraya geldi. Gördüğünüz gibi alt kısımda bar var, gördünüz mü? Şu bar, bastığım bar. Dostlarım, bu bardan kurtulmak için de sizin için bir video çektim. O videoya erişebilirsiniz. O videodaki uygulamayı kullanacaksınız. Onu da hemen kartlar kısmında şu anda çıktı. Hatta videonun açıklamalar kısmında koyacağım. Bu alttaki barı nasıl yok edebilirsiniz? Nasıl iPhone gibi kullanabilirsiniz? Onu gösterdim açıkçası. Geçelim. Kilit sistemimiz için de nerede? Heh, ekranı kilitle uygulamamızda da giriş yapalım. Gene izin verelim. Sistem kilidini devre dışı bırak seçeneğini işaretleyip buradan kilidimizi devre dışı bırakalım. Ekranı kapattığım zaman bu açılacaktır. Tabi bunun ayarlamalarını yapmamız gerekiyor ayarlar kısmından. Dostlar, kilit ekranı bende açılıyor. İzinleri vermemiz gerek. Kilit ekranına izin verelim. Geri gelelim. Geçişini yapalım. Böyle bir şey geldi. Bunu da açalım. Geri gelelim. Şu anda kilit ekranımız hallolmuş olması gerekiyor. Hemen bir deneyelim. Kilit ekranını yaparken galiba gidiyor. Ama kilit ekranımız oldu. Video bölündü yani. Durdurmuş kendini. Maalesef onu tam da kontrol edemedim yani. Kusuruma bakmayın, onu gösteremedim size. Fakat uygulamaya girince dostlarım, şunu göstereyim size. Nasıl olduğu hakkında bilgi edinin diye. Uygulamaya girdikten sonra reklamları geçiyorsunuz. Üste böyle bir deaktif etme, aktif etme butonu var. Şu. Bunu aktif etmeniz lazım. Gelenlere de onaylamanız lazım. Ben deaktif edeceğim. Onu gösteremiyorum çünkü size. Bunu da yaptıktan sonra iOS Launcher'ımız burada zaten. Kendisi de. Bundan sonra telefonunuz iOS olarak gözükecek. Alttaki barı da yok etmek için sizin için bir video çekmiştim. O konu hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Aynı zamanda sizin için de koyacağım videonun açıklamalar kısmına. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Umarım video izlenebilir bir şekilde çıkmıştır. Çünkü çok durdu. Çok şey anlattım. Umarım durduğu yerler sıkıntılı bölgeler değildir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviyorum sizi. Bay bay. Bay bay.